Merhaba arkadaşlar. Expert Crypto kanalından hepinize sevgiler. Bugün ICO, ICO yani Initial Coin Offering nedir bunu konuşacağız. Siz de hazırsanız haydi başlayalım. Bugün size çok kolay katılabileceğiniz ve benim kişisel olarak geleceğine çok inandığım bir coin'in ICO'sundan bahsedeceğim. Bahsedeceğim coin Student Coin. Bu ICO'ya nasıl katılacağınızı ve neden çok inandığımı anlatacağım. Bu arada soran arkadaşınız oluyor, bu video sponsorlu bir video değildir. Bu ICO'ya nasıl katılabileceğinizden önce ICO nedir? Ondan başlayalım isterseniz. ICO yani Initial Coin Offering, kripto paralar ile gerçekleştirilen bir sermaye bulma yöntemi olarak tanımlanabilir. ICO'ların getirileri oldukça yüksektir ama riskleri de bir o kadar fazladır. O nedenle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yatırımlarınızın çok ufak bir bölümüyle girmeniz gerekir. Peki gerçekten ICO'lardan girilen coinler sonrasında uzaya mı gidiyor? Evet, bazılarında getiriler 300-400 katına varabiliyor. Evet, ben ICO'lara ICO Drop sitesinden bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi coinlerin kendileri, burada da Return on Investment, ROI dediğimiz, yani bir koymuşsunuz 500 katına çıkmış, 475 katına çıkmış, 236 katına çıkmış. ICO Drop sitesinde hangi ICO'lar olmuş, hangileri gelecek, hangileri geçmiş, onların tüm listesini çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ben bizzat tüm ICO'ları bu siteden takip ediyorum. Yakın zamanda Casper Coin'in ICO'sunu duymuşsunuzdur. ICO konusunda çok eziyet çeken ve hayal kırıklığına uğrayan arkadaşlarımız olmuş. Bana çok yazdılar. Ben de bizzat Casper için oldukça bekledim. Ve ekran çıktığında önümde 40 bin kişi vardı arkadaşlar. Ve alamadım. Beklediğimle kaldım. İlk geleni sıraya koyup ona göre alacağız dediler. Ama o şekilde yapmadılar. Bildiğiniz gibi Casper'ın ICO'sunun 3 farklı paketi vardı. Ve ilk paket 18 ay, ikinci paket 12 ay, üçüncü opsiyon da 40 gün kilitlemeli. 40 gün kilitlemeli opsiyon da bu gece Türkiye saatiyle 3'te gerçekleşecek. Çok arkadaşın sordu, herhangi bir taktik var mı? Nasıl alabiliriz Casper'ın ICO'suna girebiliriz? Nasıl bize sıra gelebilir? Ve burada size çok önemli bir taktik vereceğim. Birçok browser ve pencere açın bilgisayarınızda. Mozilla olsun, Chrome olsun, Safari olsun. Hepsinden ayrı ayrı coin liste girmeye çalışın. Ve sonunda hepsine ayrı ayrı gireceksiniz. Ve böylece sıranın size gelme şansını arttıracaksınız. Gece en geç 2.30-2.40 gibi Türkiye saatiyle sıraya girin. Birçok browser pencereden şansınızı deneyin. Umarım şans sizinle olur. Diğer bir ICO da Xcent Finance diye bir coin'di. Bu da bildiğiniz gibi Balancer borsasındaydı. Birçok arkadaşımız çok yüksek miktarlardan Xcent Finance coin'i almış. Daha sonrasında bu coin MXC borsasına listelendiğinde 1.3 dolarlara kadar düştü. Hem de arkadaşlarımız ERC20 tabanında olduğu için bu coin çok masraf ödemişler. 100 dolarlık coin için 150 dolarlık masraf ödediğini söyleyen arkadaşımız vardı. Normalde masraflar 70-80 dolar civarında olması lazım. Ama sistem yoğun olunca ödediğiniz masraf miktarları da artıyor doğal olarak. Şimdi konumuza gelelim. Bu Student Coin nedir? Aslında kısaca öğrenciler ve öğretim sistemi üyeleri arasında kullanılabilecek bir token yaratma altyapısı. Bu bir sistem, aynı zamanda token'ı da var. Öğrenciler bu token'ları projelerinde, kampüs içerisindeki harcamalarında, burs toplamak için, hatta başka coin yaratmak için bile kullanabiliyor. Harvard Üniversitesi de yatırımcılar arasında ve çoktan 500 üniversite bu programa katılmış. Şimdiye kadar da gördüğünüz gibi 16 milyon dolarlık yatırım almışlar. Ve bu çok ciddi bir miktar. Şimdi hızlıca roadmap'lerine bakalım. Yani bundan sonra ekip ne yapmayı planlıyor? Burada gördüğünüzde Nisan sonunda, yani 30 Nisan 2021'de ICO bitiyor. Yani bu siteden girip buradaki önerilen fiyattan Student Coin alamıyorsunuz. Bu takiben 7 Mayıs'ta önemli bir Asya borsasında listelenme gerçekleşiyor. Onu takiben 9 Mayıs'ta da STC yani Student Coin ve Ethereum buradaki ICO sitesinden cüzdanlara çekilebiliyor. Devamında 14 Mayıs'ta hemen bir süre sonra Avrupa'da önemli bir borsa listeleniyor. Daha sonra global bir borsa listeleniyor. Daha sonra global ikinci bir borsa listeleniyor. Ve daha sonra Ağustos 2021'de Student Coin kendi exchange borsasını oluşturuyor. Ve sonbahar aylarında da STC yani Student Coin'in mobil application'ı ve cüzdanı çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu proje oldukça parlak. Arkasında çok önemli üniversiteler var. Çok önemli yatırımcılar var. Çok güzel miktar toplamışlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben bu projeye inanıyorum. Ufak bir miktar yatırımda yaptım. Student Coin'i nasıl satın alabilirsiniz?
Linki bu videonun açıklamasına bırakıyorum. Eğer videonun açıklamasındaki linkten alım yaparsanız her alımınıza %5 ekstra coin size bedavadan geliyor. Yani 10.000 coin alırsanız 500 coin üstüne bedavadan gelir. Diğer ICO'lardaki gibi saatlerce beklemenize, rezillik çekmenize gerek yok. Üstüne büyük masraflar da yok. Kredi kartınızı alabilirsiniz. MetaMask cüzdanınızdan alabilirsiniz. Ya da Coinbase'den herhangi bir coin'inizle satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. Peki fiyatları neler baktığınızda? 2000 student coin için 33 dolar veriyorsunuz. Gayet uygun bir miktar. Ben aldığımda yaklaşık 40.000 student coin almıştım. Ve tabii ki daha düşük miktardan almıştım. Neredeyse yarı fiyatınaydı. Borsa listelenmeleri yaklaşınca tabii ki bu fiyatlar da artıyor. Gördüğünüz gibi STC Exchange'in arayüzü böyle. Ve ben ne kadarlık almışım? 39.812 student coin almışım. Ve şu anki değeri 660 dolar. Evet, bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edin. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.